İstanbul'dan tekbirler ve darbe karşıtı sloganlar yükseldi dün gece yine. Mesainin bitmesiyle eline Türk bayrağını alan demokrasi nöbeti için meydanlara koştu. Çanakkale ruhunu yakaladık. Demokrasiye sahip çıkmak için buradayız. En büyük Türkiye! Meydanlar bir an olsun boş kalmadı. Demokrasi nöbetinin 11. gününde de İstanbul'da manzara böyleydi. Çok seviyorum, vatanım için ölürüm. 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından işgal edilmek istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önü yine kalabalık. Ellerinde Türk bayraklarıyla Saraçhane'ye gelenler, hem burada cuntacıların silahından çıkan kurşunlarla şehit olan 246 kişi anıyor, hem de hep birlikte darbeye karşı hayır sloganları atıyor. Bu topraklar bizimdir, kimse elimizden alamaz. Sadece iki renk hakimdi meydanlara, kırmızı ve beyaz. Hava kararınca meydanlardaki kalabalık daha da artıyor. Çünkü işinden çıkanlar evine gitmek yerine soluğu Saraçhane'de, Taksim'de veya Kısıklı'da alıyor. Beş aylık üçüzler, Rüzgar, Ada ve Derin, demokrasinin en küçük nöbetçileri de meydandaydı. Bambaşka bir dünyaya uyanabilirdik ve çok korkutucu olabilirdi çocuklarımız için gelecek. Çok şükür öyle olmadı. O yüzden de burada herkesi böyle bir arada görmek, her partiden, her renkten, her mezhepten insanı görmek çok etkileyici. Günlerdir uykusuz ve yorgunlar ama kimse şikayetçi değil halinden. 11 akşam oldu, yorulmadınız. Yorulmadım, dimdik ayaktayım. Hiç de yorulma umudum yok. Darbeler keşke olmasaydı diyorum. Vatanımızın eli için her şeyi canım feda olsun. Genci, yaşlısı aynı heyecanla koştu meydana. Türkiye tek yürek oldu. Fethullahçı terör örgütünün ihaneti sloganlarla protesto edildi. Biz varız, halk var. Bizi kimse yıkamaz. Gecenin karanlığını meşaleler aydınlattı. İstanbul'un dört bir yanından tekbir sesleri yükseldi. Demokrasi nöbeti sabaha kadar devam etti. Ya Allah! Bismillah! Allah'a emanet!